Günaydın herkese arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim. Güzel bir cumartesi. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bir alışverişe gidiyoruz. İşlerimiz var. Sizi de yanında götürüyorum. Size de iyi seyirler dilerim.
Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Yok arkadaşlar, şahsen bugün çok video ile uğraştım. Çünkü yüklemedi bir türlü. Dışarı çıktım, geldim, yükledi sandım, gene yüklememiş. Olsun, sonuçta yayınladım. Online oldu, sorun yok. Ben bir selam diyeyim. Selam çakayım dedim sizlere. Bak makyaj var ha. Vallahi makyaj var. Yani arkadaşlar, Rabbim inşallah iyiliğinizi verir. Kimseyi darda koymasın. Kimseyi aç ve açıkta bırakmasın Rabbim. Gerçekten çok zor. Şimdilik ne yapacağız? Akşam yemeğini yapacağım. Akşam yemeğinden sonra güzel bir pasta yapacağım. Kimin için? Tabii ki anneler günü için. Anneme şöyle kalpli bir pasta yapmak istiyorum. Hiç denemedim kalpli pasta. İlk kez yapacağım. Yuvarlak falan yapıyorum ya da rulo pasta yapıyorum. Buton yapıyorum, yani kare halinde. Ama hiç daha kalpli pasta yapmadım. Ve hep birlikte bugün bir kalpli pasta yapacağız. O zaman hadi başlayalım yemek yapmaya. İftara geç kalmayalım. Arkadaşlar şimdi kırmızı şöyle toz biber, kekik, ondan sonra karabiber, şöyle tuz ve yağ giriyor şöyle bir tur. Şimdi arkadaşlar bunlar hepsini karıştıracağım. Fırınım ısınıyor şu an. Güzelce yedirelim. Şimdi arkadaşlar bunlar pişene kadar ben de salatayı hazırlayacağım. Şimdi fırın poşetine atalım bunları. İki poşet yapacağım güzel pişsin. Evet arkadaşlar, şimdi güzelim şu gördüğünüz fırın poşetleri buzdolabı nedir ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim, fırına atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benden yapması, sofranın kurması Kürşat'ta bu şekilde. Eline sağlık Kürşat'cığım. Pek safiyet olsun. İller Ramazanlar size. İller Ramazan değil, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı, iller size hayırlı Ramazanlar.
Evet arkadaşlar, yeni bir günden günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Herkesin buradan anneler gününü en içten kutluyoruz. Şimdi ben nereye gidiyorum? Dün çiçek bulamamıştım malum, kalmamıştı gittiğimde. Şimdi anneme çiçek almaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Şoför! Çiçekçiye sür. Evet. Arabanı çok yakıyor yani, bayağı ekranı görüyorum. Şöyle. Bakalım inşallah buluruz. Birkaç yeri dolaşırız eğer burada bulamazsak. Ondan sonra nasip kısmet. Anneciğim kusura bakma. Bu videoyu izlediğinde inşallah hediyen gelmiş olur. Hediye sipariş ettim. Gelmedi daha. Öyle. Kemere takalım. Evet arkadaşlar, o zaman çiçekçide tekrardan birazdan görüşürüz. Bu arada bir şey diyecektim. Ne diyecektim? Hani arkadaşlar şöyle abone oluyorsunuz ya, o bir tane köşede zil var ya, onu şöyle tıkladığınızda benden her zaman haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarımdan, canlı yayınlarımızdan ya da toplulukta paylaştıklarımdan hepiniz haberdar olabilirsiniz. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar, çiçek kuyruğu bekliyoruz şu an. Şu şekilde. Çiçekçi şu orada. Görüyor musunuz? Ve kuyruk. Kolay gelsin bize. Evet arkadaşlar. Bakın. Şimdi anneme anneler günü kutlamaya gideceğiz. Bunu şimdi vereceğiz, sonra bir daha geleceğiz. Şu benim ama. Benim çiçeğimi verir misin? Kısa bakayım anneciğim çiçeğini. Kapıyı açtı. Hallo, hallo. Hallo, Frau Ina. Bundan ne gerek vardı ya? Evet. Ha? En güzel çiçekleri sizsiniz yani. Ay, çok teşekkür ederiz damar. Evet. Vay, 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 vay. Millete bak ya. Paha mı getirdiniz lan? Zahide var. Öyle mi? Aleyküm selam. Buyur çaya kahveye. Baba, içen sensin. Evet. Sana afiyet olsun. Eyvallah. Gerek yok ki. Olsun ya abla. Evet anneciğim bakayım. Oo, güzel. Dur öyle bakayım. Benim hazırlardan alalım kaçalım. Yoksa aşıma da... Anne gün kutlu olsun. Şuraya şu parkasını alalım. Tamam. Baba ağır buraya. Sonra bir daha geleceğiz ha. Evet aralar. O da benim annem. Kutlu olsun. Allah'tan onu teşekkür ederim. Baba bu arada seni çok merak eden var. Baban niye öyle hiç gözükmüyor diyor. Babamın işi yoktu yani. Konuşamıyor diyor. Herkese selam benden. Heh. Arkadaşlar bu benim babam oluyor. Bir adet hocam. Babacığım. Neymiş? O arada şey. Evet burada da teyzemle görüşüyor annem. Aha. Bu adam benim babam diye Türkler ya. Onu boyayacağım. Hallo teyze. Oma Nusret, oma. Anneannemi görelim bir de. Anneler gün kutlu olsun. Tabii sana da anneler kutlu olsun Emin. Sen de bir annesin yani. Boz oma. Diğeri dile. Oma alles gute zum Muttertag. Bitte schön, du siehst so süß aus. Okay, Emi. Okay, ja, tschüsschen, ne? Hadi, ciao, ja. Arkadaşlar, annem çiçeği benimkinden daha güzel olmadı. Hala ola. Niye? Niye? Seninki de güzel. Güzel değil mi? Arkadaşlar sonradan tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, anneler günü pastasını hızlı hızlı yapmaya başlıyoruz şimdi. Ben Thermomix'i yapacağım bugün. Çünkü içinde tarifi var ve tartısı var. Uğraşmak istemediğim için hızlı hızlı bunu da yapıyorum. Başka zaman aynı tarifi size el çırpıcı ya da arkadaki mikserle gösterebilirim. O zaman hadi başlıyoruz. Fırını açtım. 26 derece kalıbım. 26 derece kalıbım nedir ya? 26 santim kalıbım hazır.
Evet. Ne diyor? Kelebeğini tak diyor. Hemen sen iste. Ben takarım belki. Şimdi kelebeğimizi de taktık. Devam diyoruz. 6 yumurta diyor. 6 yumurtayı içine koyuyoruz. Döküyoruz. Ondan sonra ne diyor? Kapat kapağını diyor. Ve çırpacak şimdi. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi devam diyoruz. 180 gram şeker diyor. İçerisine şuradan. Şimdi bunda gramajı tahminim önemli. Yemek olsa artırırım. İndirim çıkarırım. Ben 170 yapsam olmaz mı? Evet ben 170 gram koyuyorum. 170, 180 yazıyor. Ondan sonra diyor ki bir tane tatlı kaşığı vanilya şekeri. Yani çay kaşığı. İşte ben vanilya özlü her zaman kullanıyorum. Artık çoğu arkadaşlar herhalde buna alışmıştır. Nasıl devam diyoruz. Şimdi 180 gram un koyacağım. Devam diyoruz. Bir tane çay kaşığı böyle tepelemeli kabartma tuzu. Devam diyoruz. Bir çimdik tuz. Devam. 4 saniye çırpacak. Evet. Anne. Bastı. Şimdi kaldırıyorum böyle. Diyor ki kelebeğini çıkar. Evet. Ben evime misafir gidiyorum. Evet. Ondan sonra aşağıya doğru şöyle karıştır diyor. Şöyle tek kalıbımızın içine yağlı kağıdı serdim ve içerisine dökeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle kenarını biraz yukarı doğru şöyle yapın. Şimdi arkadaşlar şöyle tavasını alalım. Ve kekimizi 20-25 dakika arası 180 derece fırına atıyoruz. Alt üst ayardan. O zaman birazdan tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar bu arada kremamı yapıyorum. Konuşmadan yapacağım çünkü evde misafir var. Sadece izleyin. Şunu söyleyeyim. 4 tane krema kullanacağım. 1 tane kıvar kullanacağım 500 gramdan. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi 10 dakika bu dinlenecek. Dinlendikten sonra 10 dakika kelepçesini açacağım. Evet arkadaşlar yarım yaşmaya koydum. 2 su bardak böyle ılık su koyuyorum. 2 yemek kaşığı şeker. 1,5 tatlı kaşığı tuz diyor. Yani yarım. 4 su bardak un arkadaşlar. Karıştıralım. 1 2 3 toparlayana kadar bu şekilde 4 yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar
Biraz daha koyacağım onu. Yarım bardak kadar. Bir bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bu hamuru mayalandırmayı bırakacağız. Evet, kapatalım. O zaman birazdan her şeyin sonunda görüşürüz arkadaşlar. Ötekiler az gelir diye böyle, görüyor musunuz? Çok güzel, pamuk pamuk şu şekilde. 3 tane yaptım, 4.'sü pişiyor. 5 6 7 8 9. Bir de burada, bunlar ilk yaptıklarım, yetişmeyecek diye fazla yaptım, kısır yaptım arkadaşlar, acelemiz olduğu için. Ve bulaşıklar yıldı mutfağın. Damadan. Neyse, can sağlık, bunlar hepsi gelir geçer, tatlı telaşlar toplanır. Evet arkadaşlar, bir yandan pastamı dekore ediyorum. Evet arkadaşlar, ben dekora devam yapıyorum, sonra görüşürüz. Ha, bu ha burada bitti, doğru. Öyle değil. Öyle değil. Hem bize var. Ters kendine gelesin. Arkadaşlar, o zaman bugün de sonuna geliyoruz. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Başka diyecek bir şey yok. O zaman kendinize iyi bakıyorsunuz. İnşallah beğeniniz bir vlog olmuştur. İnşallah beğendirebilmişimdir. İnşallah olmuştur. Sizi ilk önce Allah'a, sonra kendinize emanet ediyorum.
O zaman yarınki vlogda inşallah görüşürüz.